koronavirüsle mücadelede ne durumdayız? Aşı programı nasıl ilerliyor? Psikolojik obezite nedir? Arızalı beyin nasıl düzeltilir? Hayatın senin elinde başlıyor. Hepsi bedava, fazlası için hayatın senin elinde başladı efendim. Ben Melda Yücelkoca, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte sizlere hayatımız bizim elimizde diyoruz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Son derece önemli süreç. Hep bunu söylüyoruz ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor. Çetin bir kış önümüzde diyor. Şimdi bu açıklamalarla yorula geldik 2021'in sonuna. Omikron'un yayılma hızı Delta'dan daha fazla, çetin bir kış bizi bekliyor diyor Dünya Sağlık Örgütü. Evet. Ne kadar çetin, ne kadar hazırlıklıyız? Yani tabii çok böyle yeni bir yıla çok az bir süre kalmışken bu kadar karamsarlık pompalamak doğru değil ama doğrusunu konuşmak lazımsa çetin bir kış. Çünkü 70 kat daha fazla bulaşıcı Delta'ya göre omikron. 70 kat. Hastalık yapma gücü 20 kat daha az ama bulaşıcılığa gelince 70 kat daha güçlü. Dolayısıyla Delta için kullandığımız bir şey vardı bizim. Delta'lı bir COVID-19'unun yanından geçseniz bulaşır. Şimdi sokaktan geçseniz omikronlu, sokaktan bile bulaşabilir. Açık havada. Tabii espri bu. Hayır. Espri olarak söylüyorum. Anladım. Yani bulaşıcılık kabiliyeti o kadar yüksek ki açık havada bulaşması virüsün mümkün değil. O da rahat olalım. Özellikle açık havada yürüyüş yapanları tedirgin etmeyelim. 2 metre mesafede çok rahat yürüyüş yapabilirsiniz. Burada bilmemiz gereken şey şu. Kış daha çok kalabalıklaşmamızı, daha çok kapalı alana girmemize yol açtığı için bir de önümüzde bizi bekleyen yeni yıl kutlamaları gibi bir tuzak önümüzde yine bizi bekliyorken bu omikron uyarısını Dünya Sağlık Örgütü'nün yerinde buluyorum. Aynı uyarıyı da buradan biz izleyen çok sevgili izleyicilerimize yapmak istiyorum. Yılbaşı, yeni yıl yine biraz yalnız olursa ya da birlikte olacaksa, tedbirli olursa iyi olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle bir şey çıkıyor karşımıza aslında. Hani omikronla birlikte, bu varyantla birlikte COVID olan, aşıyı olan, üçüncü doz aşıyı da olan tekrar yakalanabilir mi? Yakalandı, bir daha yakalanabilir. Yakalanabilir. Çünkü bu virüsün ortalama elin üzerinde değişim var. Yani virüsün bu yeni bir varyant ve bu yeni varyantın özelliği önceki varyantlara oranla bugüne kadar görülmedik ölçüde çok fazla mutasyon göstermesi. Dolayısıyla Delta geçiren bir kişi Delta'ya bağışıkken omikrona bağışık olmayabilir. Yani yeni bir varyantla daha kolay ve tekrardan hastalanabilir. Ya da Delta'ya karşı aşılanmış olan birisi, ki şu andaki kullandığımız aşılar Delta aşıları, evet. Omikrona karşı bağışıklığı yetersiz kalabilir. Zaten bunu en güçlü aşı olarak bildiğimiz BioNTech mRNA aşısı üreticisi firma ve Uğur Şahin Hoca da açıkladı ki %23 çift aşıda şu anda bağışıklık oranı %30'u bulmuyor. Dolayısıyla %80'e tekrar ulaşmak hayal gibi görünüyor ama hiç olmasa 60'ı 70'i yakalamak için 3. doz gerekiyor. Burada da Sağlık Bakanlığı doğru bir karar verdi ama karar eksik. Onun altını nasıl çizelim. Neden? Çünkü şöyle, ben mesela sağlıkçıyım. İnsanları muayene etmekle görevliyim ve bu görevimi yerine getiriyorum. Kaldı ki ben hastanede çalışmıyorum. Daha korunaklı bir alanda, özel muayenelerimde çalışıyorum. Ama hastanede çalışan hekimler, yoğun bakım hekimleri, acil servis hekimleri, 2 BioNTech, 2 Sinovac varsa 3. BioNTech aşıları yok. Veya 2. Sinovac, 3. Sinovac şansları yok. Sadece tek BioNTech olanlara bu şansı tanıdılar ki bu doğru bir şey değil. Tam onu soracaktım hocam. 5. doz bir anlamda bu bahsettiğiniz değil mi? Evet. Gerekli mi? Hemen mi? Aralığı ne olmalı? Bence gerekli. Hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü ben aşı üretip bundan para kazanıyorum, satıyorum diyen Uğur Şahin diyor ki 2. doz BioNTech olanların üzerinden eğer 3 aydan fazla zaman geçmişse korunmaları %30'dan fazla değil diyor. Bu ne demek? Korunmanız yok demek. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun gereksiz ve anlamsız bir karardan vazgeçmesi gerekiyor. Bunu ben yazdım ama hiçbir şekilde bir açıklama da gelmedi bakanlıktan bu yönde. Buradan bir daha uyaralım. Ben bir sağlık mensubu olarak
hastanede çalışan hekimler adına bunu söylüyorum. 10 yıl başhekimlik yapmış birisi olarak bir yoğun bakım hekiminin, bir acil hekiminin 3. dozdan mahrumiyette bırakılmalarını ve bunun için 6 ay bekleyeceksin kardeşim diye beklemeye alınmalarını kabul edebilir bulmuyorum. Eksik buluyorum, hatalı buluyorum ve hatadan dönmenin de bir güç olduğunu, bir zarafet olduğunu, bir anlayış biçimi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet. Şimdi aslında dünyada kapanmalar var. Ciddi aşı olmayanlara kısıtlamaların da arttığını görüyoruz. Yeniden uzaktan çalışmaya geçen uluslararası kuruluşları yine haberlerinde aktarıyoruz. Bunun hani ekonomik gerçekleri de var ama ne dersiniz? Hani çetin kış derken biz... Melda Hanım, o ekonomik gerçekler için de aşılamayı yeniden gündeme getirmemiz lazım. Yani burada anlaşılması güç olan nokta şu. Aşı karşıtı olan bir kişiyi ikna etmek zorunda değiliz. Sadece uyarmak gibi bir nazik ölçümüz var. Saygıyla karşılarız ama aşılanmış olan kişilerin tekrar aşılanmalarını ve tekrar koruyucu, güçlendirici, hatırlatıcı doz yaptırmalarını, aşı karşıtlarını yeniden gündeme getirirler diye mahrum etmek gibi bir yanlış yapamayız. Biz daha önce ürettiğimiz aşıları, diyor Uğur Şahin, omikrona karşı üretmedik. Yine dün açıkladı, evvelsi gün açıkladı pardon. Dedi ki omikron ile ilgili aşıları ancak Mart ayında vereceğiz. Yani demek ki, bir de şu var, elimizdeki aşılar veya olduğumuz aşılar bizi omikrona karşı koruyor olsaydı niye omikron için yeni aşı üretsin Pfizer, BioNTech? Bizim tekrardan topluma bugün vermemiz gereken mesaj şu. Kardeşim, ister Sinovac yaptırmış ol, ister BioNTech yaptırmış ol, İkinci aşının üzerine mutlaka üçüncü dozu 6 ayı beklemeden yaptır. Vatandaşa vereceğimiz mesaj bu. Sağlık Bakanlığımıza vereceğimiz mesaj da, daha önce iki Sinovac, iki BioNTech yapılmış olan 65 yaş üstü ve sağlık çalışan kişilerin aşı hakkını 3. ayda kesmenin bir anlamı yok. 6. aya kadar bekletmenin bir anlamı yok. Özellikle o kişilerin bir kısmı hem 65 yaş üstü hem de hekim ise bu çok daha büyük bir hata. Bu hatadan dönmek lazım. Evet, son derece önemli başlıklar aslında. Şöyle bir koyduğumuzda terazinin kefelerine, biz Delta'dan, Delta Plus'tan çok korkarken şimdi Omikron'dan, yani hangisi daha riskli? Yayılma mı, ağır geçirme mi? Ya bu risk bir avantaja da dönüşebilir. Yani karamanın koyunu sonra çıkar oynuyor. Gerçekten Omikron'dan biz daha başka şeyler bekliyorduk. Bizi yanıltıyor. Hastalığın ağırlığı açısından çok yanıltmıyor. Yani hastalık aşılanmamış olanlarda da ilk varyant, Wuhan varyantı, ilk virüs, Wuhan virüsü kadar ya da sonraki gelişen varyantlar, alfa, beta, delta, onlar kadar bir problem yaratmıyor. Tamam, ama çok bulaşıcı. Olağanüstü bulaşma kabiliyeti var. Dolayısıyla korunma tedbirlerini, aşı dışındaki koruma tedbirlerinden bahsediyorum, yine hep gündemde tutmak zorundayız. Orada çok gevşek davranmaya başladık. Ve zaten bu nedenle de bütün dünya kapanmaya gitti. Yani İsrail kapanmaya gitti. Güney Kore yarı kapanmaya gitti. Hollanda kapanmaya gitti. Eli kulağında İngiltere kapandı, kapanmak üzere. Amerika, New York tartışıyor. Ciddi tartışıyor kapanmayı. Dolayısıyla bizim kapanmaya tahammülümüz yok. Ekonomik kayıp nedeniyle tahammülümüz yok. Başka kayıplar nedeniyle yok. Onun tek çaresi mümkün olduğu kadar çok kişiyi aşılamada 3. aya çekip aşılamak. Yeni bir vaka sayısı artışını beklemiyorsak, 6 ayı beklemeden mümkün olduğu kadar çok sayıda vatandaşımıza bir an önce 3. dozu yapmak. Bunu Sinovac mı yaparız, BioNTech mi yaparız, yoksa Türkovac mı yaparız? O Türkovac onaylandıktan sonra düşünecek bir şart. Peki, konuşuruz daha. Kısa araya gidelim. Arenin ardından başka konularla da karşınızdayız. Pandemiden bahsediyoruz, salgından bahsediyoruz. Salgın yeni salgınları da beraberinde getiriyor mesela. Beyin arızası salgını. Bu da ne Melda? Demeyin, türevleri çıkıyor karşımıza değil mi? Yetişkinlerde, 65 yaş üstünde, çocuklarımızda farklı farklı tırnak içi arızalar çıkıyor. Özellikle ruhsal olarak da karşılığı çıkıyor karşımıza. Psikolojik bir obezite yaşanıyor diyebilir miyiz? Nedir bu psikolojik obezite? Şimdi bedensel obeziteden bahsettiğimiz zaman bedenimizin taşıyacağından daha fazla yağla yüklenmesini anlıyoruz. Temel üç dokumuz var.
kas dokumuz, kemik dokumuz, yağ dokumuz, diyelim bir de su bölümümüz var. Obezite kavramı esas olarak yağ dokusunun hacim olarak artması, ağırlık olarak artması. Ve bu yağ dokusundaki artış oluşturduğu farklı sonuçlarla, metabolik ve mekanik sonuçlarla bizi hasta ediyor. Tansiyonumuzu yükseltiyor, kalp damar hastalığımız hastalıklarına yol açıyor, bizi felç ediyor, Alzheimer'ı kolaylaştırıyor, romatizmayı tahrik ediyor, kemikleri eritiyor. Hatta Parkinson ve daha pek çok sorunun arkasında bu obezite, ama bedensel obezite meselesi var. Fakat bir de ruhsal obezite tehdidi özellikle pandemiyle beraber ortaya çıktı. Yani psiko obezite dediğimiz obezite. Çünkü pandemi bize ekonomik kaygı, sosyal kaygı, ailevi kaygı, pek çok kaygıyı üstümüze yükledi. Ve bu kaygı hali, pandemideki kaygı halinin dışında yalnızlaşma hali, sosyalleşememe, yalnızlaşamama ve kaygının dışında uğradığımız kayıplar, ekonomik kayıplar ve diğer kayıplar pek çok yönden bizim psikolojimizi bozdu. Sadece bizim değil, hepimizin yani. 65 yaş üstünde bunamalar arttı. Alzheimer vakaları arttı. 65 yaş üstündeki insanlarda görülen uyku bozuklukları arttı. Her yaşta uyku bozuklukları arttı. Evet. Kadınların daha erken menopoza girdiğini bile yarın bir gün hesaplamalarda net ve açık göreceksin. Hastalıkları daha çok ihmal etmemizden değil, aynı zamanda daha çok düşünmemizden dolayı kalp krizi vakalarındaki, kanser vakalarındaki, diğer vakalardaki bedensel hastalıklar yanında depresyon vakaları arttı. Çocuklarda dikkat dağınıklığı meselesi arttı. Sisli beyin diye bundan 3 yıl önce çok nadiren konuştuğumuz bir konuyu gündeme getirdik. Hastane polikliniklerine en çok müracaat eden insanların grubunu fibromiyajililer, yani strese bağlı romatizma sorunları olanlar ya da IBS'liler, yani sinirsel koliti, sinirsel bağırsak spazmı olanlar, sinirsel sindirim sistemi bozukluğu olanlar oluşturmaya başladı. Yani sinirsel hastalıklar, ki bunlar sadece sinirsel bozukluklar çıkmıyor, bir de psikosomatik olarak ortaya çıkıyorlar. Yani psikolojik gerilimin neticesi olarak bağırsak hastalığı, psikolojik mide hastalığı, psikolojik olabiliyor. Stresin sonucunda romatizma sorunlar psikolojik olabiliyor. Cilt sorunları, rozasyalar arttı. Saç dökülmeleri arttı. Vitiligolar arttı. Çünkü o immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz de arızaya geçti. Sonuçta bu psiko-obezite meselesini bizim kocaman bir kitap halinde ortaya koymamız lazım. Ve bu psiko-obezite üzerine hekimlik camiasının ve özellikle tabii ki ruh hekimliği camiasının bir çalıştay yapması lazım bana göre, bir platform oluşturması lazım. Çünkü toplum sağlığı deyince sadece bedeni sağlıklı değil, aklı ve ruhu sağlıklı bir nesile, bir topluma ihtiyacımız var. Anlatmak istediğim özetle budur. Biraz fazla uzattım ama önemli bir konu. Herkesin, her kesimin, her yaştan herkesin ihtiyacı olan... Şimdi bakın, Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Ne dedi? En çok satılan ilaçlar sinir ilaçları dedi. Evet. Ruh sağlığı ilaçlarıyla ilgili. İki, dedi ki depresyon ilaçları satışında bir patlama var. Hatta acaba gereksiz kullanım mı, ki haklı mı bunun nedeni diyerek Sağlık Bakanlığı doğru bir yol kararla bunları reçeteye tabi ilaçlar sınıfına soktu. Dolayısıyla bu ruh obezitesi, yani ruhumuzun toksinlerle kirlenmesi. Nasıl bedenimizi ağır metal kirletiyor diyoruz. Depresif düşünceler, karamsar düşünceler de toksin. O zaman bunlar, bunun detoksu nasıl yapalım? Psikotoksinler. Bu toksinleri nasıl atalım? Psikolojik detoks nasıl yapılır? Psikolojik detoksu birinci bana göre maddesi biraz daha, hep çok sık söylediğimi belki düşünecek izleyenler ve siz de belki, biraz sığınmaktan geçiyor. Biraz boyun eğmekti. Yani biraz inanç dünyanızı zenginleştirip bu da geçer diyebilmekten geçiyor. Yani çünkü psikolojik zırh, öbürü gibi giyinmekte soğuktan korunabiliyorsunuz. Ya da bağışıklığınızı bir hap yutmakla güçlendirebiliyorsunuz. Ama psikolojik zırh daha ziyade manevi zenginlikle, inanç zenginliğiyle sahip olunabilen bir şey. Ama bunun dışında imkan ölçüsünde yine yüz yüze değil ama görüntülü olarak sosyalleşebilmek, daha çok kitap okumak, daha çok müzik dinlemek, daha çok
eğlenceli alanlarını hayatın izlenici haline getirmek, daha çok eğlenceli paylaşımlar yapmak. Bugün o onu ısırmış, bugün bu bunu kovalamış, bugün bu bunu sopalamış paylaşımları yerine daha ruha hayatın iyi gelen paylaşımlar yapsak daha iyi olur. Evet. Şimdi arızalı beyin nasıl düzeltilir? Ona da bakmak lazım. Detoksla başladık. Nasıl devam edelim? Belki takviyeler de bu arada devreye girebilir. Şimdi biraz önce söylediğiniz çocuklarda konsantrasyon, dikkat dağınıklığı, bir de pandemiden çıktılar, evde eğitimden çıktılar. Okulda zaten orada bir adaptasyon sorunu hala yaşayan çocuklar var. Bu noktada hem dikkat dağınıklığının çözümü nerede olabilir? Bu arızalı beyinleri nasıl nereden başlayarak düzeltelim? Tabii arızalı beynin psikolojik bölümünün düzeltilmesi benim alanımın dışında bir alan. Daha çok hep çok önemsiyorum ruh sağlığı hekimliğinin alanı. Ama arızalı beyin deyince sadece aklımıza depresyon, kaygı, tamam, endişe, panik, tamam, bipolar bozukluk, unipolar bozukluk, tamam, pek çok altyapısı var. Benim bilmediğim, bilmediğim. Ama beni ilgilendiren kısmı, beyin sadece düşünsel nedenlerle arızaya geçmiyor. Beyin D vitaminini bulamadığı zaman da arızaya geçiyor. B12 vitaminini bulamadığı zaman da arızaya geçiyor. B6 vitaminini bulamadığı zaman da arızaya geçiyor. Beyin yeterince E vitamini bulamadığı zaman bile arızaya geçiyor. Mineral, magnezyum eksik beyin, demir eksik beyin, iyi bir beyin, sağlam bir beyin, doğru ve güzel çalışan bir beyin olmaktan çıkabiliyor. Omega 3 özellikle doykoz eksik asidi eksik bir beyin sağlam ve güçlü bir beyin olmaktan çıkabiliyor. Beyne kolin lazım. Beyne serotonin lazım. Beyne dopamin lazım. Peki nereden üreteceksiniz bu serotonini, dopamini? Onların daha maddesi var. Bunlar peptit. Serotonin bir peptit, dopamin bir peptit, noradrenalin, adrenalin bir peptit ve bunların ham maddeleri tirozin amino asidi ya da triptofan gibi amino asitler. Dolayısıyla acaba bu depresif kişide bir folik asit eksikliği olabilir mi? Folik asit çok önemli. Yani bugün folik asiti depresyon için geliştirilmiş formatlarını kullanan psikiyatristler var. Daha önce size anlattım. Ben bakış açımızı biraz bu tarafa doğru da çevirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Yani arızalı beyin derken bir beynin düşünce zincirlerindeki veya düşünme metodolojisindeki problemlerden kaynaklanan arızalı beyinler, sisli beyinler veya belleği bozulmuş beyinler, öfkeli beyinler, depresif beyinler var. Bir de fiziksel gerçekler var. Evet, bir de bazı ham maddeyi bulamayan, evet, kullanması gereken, düşünürken de madde kullanmak zorundasınız çünkü. Bulamadığı için düşünce zinciri bozulan beyinler var. Onları da artık işin içine çözüm ortağı evet, olarak almamız lazım. Bir kimyası var, evet. Formülü var. Evet. Biliyorsunuz serotonin, dopamin, norepinefrin. Norepinefrin ve epinefrin. Epinefrin adrenalin diğer adıdır. Norepinefrin de noradrenalin diğer adıdır. Bu dörtlü endorfinlerle beraber beynimizin kimyasal yöneticileri. Egzersiz yine çıkıyor karşımıza. Evet. Değil mi? Şimdi pek çok maddesi var ama serotonin fakirliğimizin sebepleri dediğimizde yine uyku ilk sırada duruyor. Yani pandemi bizi serotonin fakiri yaptı. Çünkü serotonin üretebilmenin iki temel şartı var. Bir tanesi uyumak, bir tanesi egzersiz yapmak. Uyuduğunuz ve egzersiz yaptığınız zaman daha çok serotonin üretme şansınız var. Ama ikisinde de mahrum olduk pandemide. Çıkmayacaksınız kardeşim evden denildi bize. Doğru denildi, doğruydu. Çıkmadık. Özellikle yaşlılarımız, yaşlı depresyonu, yaşlı bunamaları bundan dolayı vaka sayısı arttı. Alzheimer'a daha erken çektik insanların bir neslini pandemi nedeniyle. İkincisi de uyku meselesi. Ama sadece bunlar değil. Ham madde meselesi. Yani eğer serotonin üretmek istiyorsanız bazı ham maddelere sahip olmanız lazım. Serotonin kendi ham maddesini her şeyden önce triptofan amino asidini temin ediyor olmanız lazım. Dolayısıyla kabak çekirdeğini gündeme getirmeniz lazım. Yani burada triptofan zengini besinleri bilirseniz, kümes hayvanlarını özellikle indiği tavuğu bilirseniz, yumurtayı bilirseniz, onların ürünlerini daha çok triptofan kazanabilirsiniz. Yeter mi hocam serotonin üretimi için? Bunlar yetmez. Başka ham maddeler de var. Onlara da kazanmanız lazım. Yani serotonin kaybı, serotonin fakirliği bizim yeni bir başlık olarak bu sene 2022'de inşallah daha çok
açacağımız bir yeni bahis olacak. Evet, daha çok konuşacağız. Stres yoğunluğu, kaygı problemleri bunlardı biraz önce söylediğiniz. D, B6, B12 vitamin eksikliği. Çünkü beynin önemli. Kendi içinde bir denge var. Yani o denge nedir? O denge strese sokan maddelerle rahatlatan maddeler arasında bir denge var bana göre. Eksikliğe yanlış düşünmüyorum inşallah. Orada mesela serotonin, gamma aminobütyrik asit bir ekipte, noradrenalin, dopamin bir ekipte ama stres üreten stres aracıları başka bir ekipte, o dengeyi de çok bozmamanız lazım. Evet, buyurduğunuz gibi B6 vitamini, B12 vitamini, magnezyum, onlar da serotonin üretiminin yan oyuncuları. Hatta bu ekibin içine belki glutatyonu da koymak lazım. Hatta bazılarına göre bağırsak mikrobiyotasını, yani bağırsağınızdaki probiyotik dengeyi bile koymanız lazım. Çünkü o dengenin ürettiği serotonin çok fazla ama bence o şişiriliyor. Çünkü o serotonin beyin omurilik barajını geçemez. Yani beynimize gidemez. Fakat bağırsağınızdaki mikrobiyota bozulmuşsa sizin, orada üretilen toksik bazı maddelerin, isimlerini bile kafa karıştırmak istemiyorum, sizi depresyona sokabileceğini, sizi ruhsal olarak sıkıntıya sokabileceğini, hatta bazılarına göre Parkinson'un tetikleyicilerinden biri olabileceğini gösteren bazı makaleler yayınlandı ve sık sık ortaya çıkıyor bu bulgular. Hepsi önemliydi. Gıda alerjileri, probiyotik fakirliği de yine bu listeye ekleyebileceğimiz başlıklar. Bir notlarımda GABA nedir var? GABA freni neden önemlidir? GABA nasıl arttırılır? GABA. Yani serotonini gündeme getirince gamma aminobütirik asit, gamma aminobütirik asitin kısaltılmışı GABA. Gamma aminobütirik asit gündeme getirmemek olmaz. GABA, GABA'yı frenlemek gibi bir şey değil. GABA'yı frenlemekle serotonin fakiri kalmak beraberse daha da işiniz çok kötü. Serotonin fakiri kalınca depresyona girersiniz. GABA'nız frenlenmişse, yani GABA freni devreye girmişse daha böyle hırçın, öfkeli, daha gergin, daha kasları ağrıyan, daha çabuk tepki veren, daha çabuk yorgun düşen bir haline gelirsiniz. Nedir bunun takviyeleri mesela? GABA'yı nasıl yerine koyabiliriz? Yani doğrudan duruya gamma aminobütirik asit takviyesini akıllı bir şekilde kullanmak mümkün ama biraz akıllı. Kendi başınıza gidip GABA kullanmaya kalkmamanız lazım. Ama GABA üretimini, beynin GABA'yı üretirken de kullandığı ham maddeler var. Mesela B6 vitamini bu ham maddelerden birisi. İnositol bu ham maddelerden birisi. Yine bu GABA üretiminde kullanılan ham maddelerin içerisine triptofanı koyabiliriz. Yani GABA, gamma aminobütirik asit, bizim yine kazandığımız ham maddeler sayesinde üretimi mümkün olabilen bir aracı, medyatör madde, bir peptit. Evet. Şimdi aslında bir test de yapalım istiyoruz. Bu testte işte GABA frenimiz patlamış olabilir mi? Onun ortaya çıkması kendi... Ben kolay anlaşılsın diye yazdım. Onu 5 tane tost madde var orada. Ama isterseniz bir önceki şeyi tekrar ekrana getirebiliriz arkadaşlar. Bu GABA meselesini nasıl daha sonra konuşacağız. Evet. Orada mesela taurin isimli bir amino asit var. Evet. İnositol isimli bir amino asit var. Bunlar önemlerini yeni öğrenmeye başladık. Magnezyum, B6, taurin işbirliği GABA'yı size hazır almak yerine beyninizin ham maddeden üretmesi daha doğru. Çünkü beyin kendi üretirse daha güvenceli olursunuz. Dolayısıyla teanin çayda olan bir madde ama teanin destek olarak da alabilirsiniz. Bildiğimiz çay, yeşil çay, bizim geleneksel çay. Evet. Dolayısıyla teanin, inositol, magnezyum, malat, B6, taurin desteği GABA üretiminde önemli. Gerçekten. Şimdi GABA frenimiz patlamış olabilir mi dediğimizde hani bir kendimizi sorgulamak lazım. Çabuk mu öfkeleniyoruz? Zor mu gevşiyoruz? Soru 2. Değil mi? Evet. Bedeniniz soru 3. Gergin, kaslarınız ağrılı ve sert mi? Hep böyle sırtım, omuzum ağrıyor diyor musunuz? 3-4. Aşırı çabuk yorulma mı başladı? Aşırı ve çabuk yorulma. Yani çok basit çabalarla yorulma ve aşırı belki yorulma. Evet, var. Değil mı? Mi? Evet. Şeker yeme ve açlık ataklarınız var mı? Bu 5 sorunun 3'üne evet diyorsanız GABA freninizde sorun var demektir. Çünkü GABA bizi daha keyifli, daha az yorgun, daha az stresli, daha mutlu, daha az öfkeli, daha sakin tutmaya yarayan, daha mutlu değil ama bu da önemli bir ayrıntı. GABA'yla tabii serotonini birlikte biriktirebilirseniz herhalde daha iyi bir hayat, ruhsal hayatın sizi beklediğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hepimizin temel. Evet.
Kısa araya gidelim, aranın ardından karşınızdayız efendim. Hayatın Seninliğinde devam ediyor efendim. Doğrudan sizin gönderdiğiniz sorularla devam ediyoruz. Sosyal medyadan da ulaşıyorsunuz. Burçin Hanım mesela diyor ki hocam, üzüm çekirdeğini konuşmuştuk ve bu konuda da diyor ki kızım 14 yaşında 2 aydır demir eksikliği tedavisi görüyor. Siyah üzümü rondodan çekerek suyunu içiriyorum. Üzüm çekirdeğini en doğru nasıl kullanalım? Şimdi kansızlıkla üzüm çekirdeğini bağdaştırmayalım. Çok yanlışı bir düzeltelim. Aslında kansızlıkla bu üzüm ilişkisi, üzümün kara veya kırmızı renginden geliyor galiba. Çünkü pekmezle de çok bu birleştiriyor. Pekmezle de böyle demir deposu olduğunu falan düşünüyoruz. Oysa pekmez bir şeker deposu. Yani faydadan çok fazlası. Yani tadına bakmak yeterli. Zarar verebilir size. Üzüm çekirdeğinde de demir yükü fazla değil. Düşündüğünüzden çok 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 az. Yani demir eksikliğini tedavi etmeyi bir yana bırakın. Demir ihtiyacınızı gidermek, normal demiriniz sağlamken bile demir ihtiyacınızı gidermek için üzüm çekirdeğine güvenmeyin. Üzüm çekirdeğine kızının değil annenin kendisinin ihtiyacı var. Çünkü üzüm çekirdeği içindeki antosiyaninlerle yaşam süresini uzattığı net bir şekilde gösterilmiş araştırmalarla bahsettik zannediyorum. Nature dergisinde bir hafta 10 gün önce yayınlanan bir yazıda ortalama %20 civarında katkı sağlamış deney hayvanlarında yapılan bir araştırma ama önemli bir çalışma. Antosiyaninler var işte, mor mucize, bu sizin üzerinizdeki kıyafetin renginde ve muazzam etkili antosiyaninler. Antosiyaninler muazzam bir aile Melda Hanım. Yani bu pandemide çok moda olan Sambucus nigra, evet, özlerinin de esası antosiyanin. Veya işte kadınların idrar yolu enfeksiyonlarında bizim kullandığımız kızılcık kullan vesaire. Onun da esası antosiyanin. Antosiyanin antibakteriyel, antiviral güçlü bir madde. Yani propolis ne kadar güçlüyse antosiyanin de mesela bana göre o kadar güçlü bir madde. Ancak ıspanağa yüklenen yanlış yük üzüm çekirdeğine de yüklenmesin. Buradan altını çizelim. Üzüm çekirdeğini rondodan geçirerek vermek daha akıllıca. Ama rondodan geçirdiğiniz üzüm çekirdeğini orada bekletirseniz ağzı açık 3 gün, 5 gün, 15 gün dikkatli paketleme yapılmamışsa o üzüm çekirdeğinin içindeki antosiyaninler kolaylıkla oksitlenirler ve antioksidan özelliklerini kaybederler. Evet, taze çekmeniz, öyle ilave etmeniz ya da olduğu gibi atıp yoğurdun içine öyle. Yoğurdu kaşıklayarak yemeniz lazım. Burada dikkat etsinler yalnız. Bizim başımıza evde geldi. Üzüm çekirdeği satıcıları taşları çok ciddi ayıklamıyorlar. Evet, dişinizi kırabilir. Dikkat edin, dikkatli bir bakın içine. Doğru. O zaman demir eksikliği için hangi takviye, nasıl bir takviye olsun? Demir eksikliğini takviye olarak kullanacaksanız, demir eksikliğinin ağızdan takviyesi olmaz. Demir eksikliği bir hastalıktır. Demir eksikliği doktor kontrolünde doze edilerek demirin verilmesi lazım. Çünkü demirin fazlası vücuttan özellikle periyot gelen bir kadın değilseniz atılmıyor. O biriken demirde vücudu paslandıran, oksitleyen, kanser dahil, karaciğer yetmezliği, pankreas hastalığı dahil hemosiderozis diyoruz o hastalığa. Demir deposu hastalığına davetiye çıkarmakla eşdeğer. O nedenle yakın bir zamana kadar demir takviyeleri yasaktı. Bizden ne akla hizmetse Tarım Bakanlığı ruhsatıyla bu takviyelere izin verdi. Vermemek lazım. Ama halkımızın demir zengini gıdaları öğrenmesi lazım. Bitkisel gıdalar içerisinde bir numarada bakliyat, iki numarada yağlı tohumlar ve kalın yapraklı sebzeler var. Bol var demir onlarda. Ama hayvansal demirle bitkisel demir hepsi söylerim. Birleştirip evlendirip kullanmak daha iyi. Ve yine izleyicilerimizden Gökçe Hanım sormuş. Propolis erken ergenlik yapar mı diye çocuklar için kaygıya kapılabiliyor bazen anneler. Böyle bir şehir efsanesi benim de kulağıma geldi. Daha önce de birkaç defa cevaplamak zorunda kaldım. Hayır. Propolis'in böyle bir etkisi yok. Propolis akıllı ve güvenli bir propolis kullanıyorsanız, çöp değilse, ot değilse kullandığınız, yani patentli düzgün bir propolisse, propolisi çocuklarınızın antibiyotik ihtiyaçlarını azaltmak için, bağışıklık güvencelerini artmak için kullanmanız mümkün. Evet, şimdi bakıyorum hanımefendilerden fazla soru gelmiş. Hatice Hanım, sabah içince tarçın şekerimizi düşürmez mi? Suya tarçın ekleyelim. Yok, o kadar gücü yok. Yani evet. Sabahleyin uyandığınız kan şekeriniz 90, şekerinizi 80'e indirmez tarçın. Mümkün değil bu. Tarçın şekeri indirmekten ziyade sizin şekere olan ilginizi azalttığı için önemli.
Çünkü tarçının etki mekanizmasının özellikle karaciğerde, karaciğer dokusunun insüline gösterdiği direnci azaltarak, kas dokusunun insüline gösterdiği direnci azaltarak kan şekeri ayarlanmasında insülinin devreye girmesi nedeniyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şeker düşürmek için tarçın değil, şeker ihtiyacınızı azaltmak için, şekere olan bağımlılığınızı azaltmak için, sevginizi, sempatinizi azaltmak için tarçın kullanın. Ama sabah aç karnına suya tarçın koyarak içmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Hiçbir zamanda böyle bir alışkanlığım olmadı. Günlük içecek suyunuzun içine suyu zenginleştirmek için tarçın koyun. Çok mantıklı. Çayla, tarçın çayı yaparak çayı çekildi. İçin çok keyifli, bravo. Ve ayrıca tarçını o bizim yoğurtlu meşhur beşli dörtlü karışım ki artık o dörtlü karışım bıraktık. Üzüm çekirdeğini de koyup beşli karışım yaptık. Tarçın var, zencefil var, zerdeçal var, üzüm çekirdeği var ve onun içerisine bir ilave olarak ne koyuyoruz? Karabiber ekliyoruz. Dolayısıyla bu ekibi bu şekilde. Çörek otu daha çok şey koyabilirsiniz. Yani çörek otu koyabilirsiniz. Başka ısırgan otu tohumu koyabilirsiniz. Bunları daha çok zenginleştirmek, daha çok madde ilave etmek sizin elinizde. Evet. Yine sorular izleyicilerimizden gelen. Odaklanmayı artırmak için hangi takviye? Az önce konuştuk ama. Bu odaklanma meselesi de annelerin çok kafasını karıştırıyor. Kolin odaklanmayı arttırır ama hangi kolin? Sitikolin. Yani patentlenmiş kolin. Yani her kolin yani değil. Yani sitikolin. Fosfatidil serin veya fosfatidil kolin güvenli bir kaynak bulursanız çocuğunuza verebilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Ama DHA, doikozaheksan omega asit en güvenlisi odur. Omega 3'ün DHA'sı. DHA zengin omegalar artık ayrıştırılmış bir şekilde de satılıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Güzel. Gıda intoleransı testlerine güvenelim mi diyor? Hayır. Güvenmeyelim. Bakın ben sık sık sizinle yaklaşık 5 senedir programı yapıyoruz. NTV'de 15 seneyi geçti. Daha fazla. Hep başından beri biliyorsunuz bu intolerans testlerine, gıda intolerans testlerine çok sıcak bakmadım. İntolerans diye bir şey var. Yani bazı insanlarda laktoza karşı toleranssızlık var. Böyle balon gibi şişiyor. Hatta affedersiniz ishal oluyor, tuvalete zor atıyor kendisini. Süt içtiği, fazlaca süt içtiği zaman ya da ayran, yoğurt, gaz yapıyor. Laktoz intoleransı dışında çok nadir de olsa fruktoz intoleransı var. Ya da histamin intoleransı ama bunlar çok nadir olaylar. Fakat gluten intoleransı, inek sütü intoleransı filan bunları testle ortaya koyanların hepsinin ticari oldukları çok net ve açık ortaya çıktı. Hemen arkasından bir besin sorusu geliyor. Pirinç mi makarna mı daha kolay şişmanlatır? Ben olsam kepekli makarnayı daha çok tercih ederim. Aslında ikisi arasında glutenli glutensiz olmadığı için de çok ciddi bir fark yok. Ama gluten intoleransı söz konusu olan birisinin tabii ki pirinci tercih etmesi bir daha akılcı bir seçenek. Orada pirinci de makarnayı da bu arada söyleyelim yoldan çıkaran biziz. Lezzet tutkumuz nedeniyle o damak çatlatan lezzet oluşturmak ki gayet doğal hakkımız olduğunu da kabul ediyorum. Bunu yaparken makarnaya bol krema ekleyerek, makarnaya bol yağ ekleyerek, pirinci kavurarak, yağlandırarak filan. Yoksa pirinç şişmanlatsaydı şişmanlık içinde salgın olurdu. Sadece pirinç de İtalya'da obezite salgın olurdu. İkisinde de obezite diğer ülkelerden daha fazla görünmüyor. Ne zaman ki oraya hamburger girdi, ne zaman ki kızartma girdi, fast food girdi, İtalya şişmanladı, Çin şişmanladı. Başka faktörler aramak lazım. Evet, pişirme şekilleri. Tek öğünle beslenmek doğru mu? Ne kadar süre tek öğün beslenmek doğru diye de ekleyeyim. Ben yetişkin birisinin iki öğün beslenmesinin 40'ından sonra akıllıca olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu 30'a kadar indirmenin de mümkün olabileceğini düşünüyorum. Özellikle benim gibi insülin direnci genetiği olan kişilerin iki öğün beslenmesini bir zaruret olarak görüyorum. Gençlikten itibaren 20'sinden sonra. Ben yıllar yılı hep öyle besledim. Evet. Ancak büyüme çağında bir çocuğu iki öğün beslemek pek doğru değil. Yani çocuğun gençlik çağlarını tamamlayıp olgunlaşmasına kadar 20'li yaşlara kadar en az 25'e kadar belki 3 ana öğün almasında fayda olduğu kanaatindeyim. Yine insülin direnci meselesini dikkate alarak. Ama insülin direnci de olsa bir çocuk 12 yaşında iki öğüne geçmek doğru değil. Esas olarak burada iki öğün yetişkin birisi için insülin direnci olsun olmasın iyi bir besleme metodu. Bir, insülin direnci olanlar için mecburi olması gereken bir beslenme metodu seçimidir.
vücudun biyolojisine uygun olarak. Ama bir de tek öğün meselesi konuşmaya başlandı. Bunu hep tek öğünle geçirenler var. Bu doğru değil. Haftanın 2 veya 3 gününü tek öğünle geçirmek mümkün. O da kilo sorununuz varsa ya da detoks yapacağınız belli süreler varsa. Zaten bu tek öğün, iki öğün meselesi biraz bütün inanç ritüellerinde, İslamiyet'te, Yahudilik, Musevi inancında, Hristiyanlık'ta, hatta 3 ana din dışındaki diğer dini demeyelim de inanç yaklaşımlarında, Budizm'de, Taoizm'de hepsinde var. İnzivaya çekilmek, arınmak gibi görünüyor. Sadece düşünsel bir arınma değil, nefsi. Bedensel de bir arınma. Yani nefsi arındırmayan da bedenin de arındırdığını biliyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Belki ayın 2 gününü, 3 gününü, haftanın 1 gününü bedensel problemi olmadan buna müsait olan kişilerin tek öğüne geçirmeleri mümkün. Ben şahsen haftada 1 veya 2 gün denemeye başladım ve başarılı buluyorum. 2 öğün besleniyorum ama haftada 1 veya 2 gün tek öğün besleniyorum. Bu tek öğün beslenmeyi de 2 öğün beslenmeden daha fazla taviz vereceğim, şımarıklık yapabileceğim hafta sonunun önüne, yani cuma günlerine ya da hafta sonunun bir gün sonrasına, yani pazartesi günlerine koyuyorum. Evet. Buna biz borcunu ödeme prensibi diyoruz. Evet. Doğru söylediniz. Evet. Su tutmak kilo aldırır mı diyor? Hani su tuttu. Su tuttum kilo. Yok. Ödemdir o. Ödem. Yani yağ dokusu, çok güzel bir soru bu. Maalesef beslenme uzmanı kardeşlerimizin de çok yaptıkları bir hata. Kilo programında kilo verememiş kişiye su tutmuşum bu hafta diyorlar. Öyle bir şey yok. Yağ dokusu su tutmaz. Vücutta en az su hangi dokuda tutulur diye bir soru sorsam, eğer cevabınız yağ dokusudur değilse ben sizi sınıfta bırakırım. Çünkü yağ dokusu kadar sudan uzak bir doku çok az. Yani şöyle söyleyelim. Kas dokusunda %60'a %70'e yaklaşan su var. Kemikte ne kadar biliyor musunuz oran? %30. %20'nin altına düşmez. Ama yağ dokusundaki oran %5'i 6'yı geçmez. Dolayısıyla şişmanladıkça ödemim çoğalıyor meselesi yağ dokusunun tuttuğu sudan kaynaklanmaz. Sizin obezite nedeniyle dolaşım sisteminizde oluşturduğunuz venöz ödem, toplayıcı damar ödemi ya da lenf ödem, lenfatik ödem, lip ödem dediğimiz ödemden kaynaklanır ki o işin zor bir noktaya gittiğini gösteren olumsuz ve tehlikeli bir işarettir. Evet. Kimi bünyelerde daha fazla ödem olur. Neyin işaretidir, neyin sinyalidir? Böyle bir şey sinyal olarak alalım şöyle mı? Şöyle bir şeyin sinyali olmadan da ödem olur. Yani bir hanımefendi bünyesi. Doğurganlık çağında adet öncesi döneminde ve adetten sonraki günlerde ödem olur. Ya da yumurtlama döneminde bir kadınlarda ödem problemi daha fazladır. O net. Ama vücudumuzu su, gereksiz ve aşırı su birikiminden koruyacak sistematik muazzam bir sistematiktir. Ve böbrekteki bu sistematik bizim öğrencilerimizde en çok öğrenmekte zorluk çektiğimiz mekanizmalardan birisidir. Böbrek ve böbrek üstü bezleri beraber çalışarak vücudun su sistematiğini muazzam ölçülerde ayarlar. Ayarlayamadıkları kısmı da vücut ihtiyaç duyarsa sizi terleterek atar. Yani bir şekilde vücut o suyu, fazla suyu vücudunda barındırmamaya çalışıyor ama kalp yetmezliğiniz var. Kalp yetmezliğiniz nedeniyle kalp emdiği kanı, yani içine gelen kanı pompalayamıyor. Geride birikir. O biriken su önce karaciğerinizi, sonra da sisteminizi ve ayaklarınızı ödem olarak size geri döner. Ya da karaciğer hastalığınız var. Allah korusun, karaciğer yetmezliğiniz gelişti. Üretemediğiniz protein nedeniyle vücudunuz protein eksikliğine girer dolaylı ve direkt olarak ve vücudunuzda çok fazla su birikmeye başlar. O kadar birikir ki karnınız suyla dolar. O suyu karaciğer yetmezliğinde biz müdahaleyle çekmek zorunda kalabiliriz. Aynı şekilde böbrek yetmezliği nedeniyle, daha doğrusu nefrotik sendrom dediğimiz böbreğin protein kaybına yol açan, böbreğin protein kaçağına yol açan, böbreğin kalbura döndüğü bir böbrek hastalığı grubu var Medya Hanım. Normalde böbreğimiz proteini korur, kaçırmaz. Proteini çok yani çok düşük miktarlarda, mikrogram düzeyinde kaçağına bile zor izin verir. Ama bir grup hastalık var ki protein elek gibi böbrekten kaçar. O zaman da
düşük protein nedeniyle yine vücudumuz şişer. Önce ayaklar şişer, sonra sırtımız, belimiz, yani kuyruk sokumu bölgemizde su birikimi olur. Onun için biz muayenelerde kuyruk sokumunu mutlaka öden var mı diye bakarız. Ayak bileğine mutlaka baş parmağımızla basar, elimizi çeker. Burada bir çukurluk oluşmuş mu diye bakarız. Bunun olması anormal bir şeydir. Kimde bu böyle bir şey olmuşsa mutlaka bunun bir tıbbi soruna işaret ettiğini düşünmesi lazım. Ama bazen de kullandığınız ilaçtan ileri gelir. Değil mi? Mesela bir tansiyon ilacı grubu var. O grup ilacı kullananlar da, o tansiyon ilacı grubunu kullananlar da ayak bileğinde şişme olur. İlacı kesersiniz geçer. Ödemdir o ödem. Geçer diye bakmamak lazım. Evet. Ciddi ciddi ele almak tabii lazım. Ki, kendi tabii kendimizin ki. Önce hekim kalıcı olup... ve tekrarlayıcı her işaret, bizim tıbbi adıyla simptom. Simptom aslında işaret bir şeydir. Yani vücudun size gönderdiği bir mesajdır. Tam karşılığı da odur. O işareti ciddiye almanız lazım. Bir defa, iki defa, üç defa tekrarlarsa tamam. Ama beş defa tekrarlarsa bir dakika ne oluyor orada demeniz lazım. Aman dikkat diyelim. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Kendi adıma izleyicilerimiz adına. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile efendim. Sizlere hayatın senin elinde dedik. Umarız haberler de iyi gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.